Merhabalar efendim hoş geldiniz. Sülük tedavisinden sonra kupa tedavisini merak edenler vardı. Onlar için bu kısa videoyu hazırladım. Bakın Dwayne Johnson ünlü oyuncu. O da kupa tedavisi yaptıranlardan bir tanesi. Tabii Gwen Petrov ablamızı da unutmayalım. O da bu işleri çok meraklı. Ve Jennifer Aniston bakın bir galada sırtındaki kupa izlerini görebiliyorsunuz. Ünlü yüzücü Michael Phelps de burada gayet açık bir şekilde kupa tedavisi yaptırdığı görülüyor. Hatta antrenman sonrası kupa tedavisi yaptırdığı görüntüleri de Instagram'dan paylaşmış. Yani bu işin meraklısı oldukça fazla. Bu hikayelerin hepsi hemen hemen her şekilde hatırlayacağımız gibi eski Mısır'a dayanır. Eski Mısır'da özellikle kupa tedavisi bitkilerle yapıldığını hatırlatmak isterim. Daha sonra Çin tıbbına girmiştir. Ve bugün pratikte Çin tıbbı bu alanı çok iyi kullanmaktadır. i̇bn Sina'da El Kanlı Fethi Tıp kitabında menstruasyon yani adet ağrıları için kupa tedavisini önermiştir. Miraç kandilinde hacamat yapılmasının daha uygun olacağı yönünde bazı hadis-i şeriflerde gördüm. Kupa tedavisi farklı açılardan uygulanabilir, kuru olarak uygulanabilir. Alev ya da basınçla hacamat dediğimiz küçük kesilerle kanama ile uygulanabilir veya bitkiler yakılarak ki buna maksubasyon denir. İşte eski Mısır'da bu tür uygulanıyor ve genellikle akupunktur noktaları tercih edilmesinin uygun olacağı söyleniyor. Şimdi kupa tedavisini ile ilgili yayınlara baktığımız zaman özellikle Mısırlılar ve Suudi Arabistanlıların güzel bir makale yazdıklarını gördüm. Oradaki teorilere göre genelde basitçe ağrının başka bir ağrıyla maskelenmesi veya ağrılardaki ağrıyı taşıyan liflerdeki değişikliklerin sağlanması gibi bir takım teoriler var. Bölgesel refleks teorisiyle de okupa tedavisinin uygulandığı bölgede kan akımında artış olduğu söyleniyor. Bunda da nitrik oksitin ki damarlarını genişlettiğini biliyoruz rol oynadığı söylenebiliyor. Bir de tabii ki bu bir uyarı. Bu uyarı sonucunda bağışıklık sistemi harekete geçiyor. O yönde bir takım bulgular olduğu söylenmiş. Ve detoksifikasyon yani zehirler atılıyor. Ama nasıl zehirler atılıyor? Kimisi ürik asit diyor. Kimisi sporcularda kaslarda laktik asit birikimi. Bakın ona evet derim ama onun harcına kolesterol dahil olmak üzere çok büyük seyirlerde böyle bir düşüş gözlenmemiş. Bakın bu da Guason diye bir Çin tıbbı uygulaması. Bakın çeşitli yerlerdeki deriyi soyuyorlar. Oldukça ağrılı ve bu ağrının sonucunda siz kendi gerçek ağrınızı unutuyorsunuz. Bir de değişik noktalar var vay bu noktalar. Hemen iç organları etkilediği söyleniyor. Ama bu konuda bir veri yok elimizde. Genellikle kas iskelet sistemi ile ilgili bir takım şikayetlerde özellikle ağrı konusunda etkili olabileceği söyleniyor. Bunda da sırt, boyun, bel ve özellikle siyatik hatta migren ve adet ağrılarında eklememiz gerekir. Ama damar tıkanıklığında tansiyonda ufak değişiklikler görülmüş ama damar tıkanıklığının önlediği yönünde bir bilgi yok. Şekerle ilgili bir takım bilgiler var ama bunlar çok küçük. 13-15 kişilik gruplarda. Bir diğer şey lokal etkisi itibariyle lenf akımında bir düzelmeyi sebep olabilir. O da gayet normal. Ama böyle yanıklarla da karşılaşabilirsiniz. Bakın çok kötü bir bül oluşmuş. Tabii ki hacamat kesi yapıldığı zaman steriliteye dikkat etmek lazım. Aksi takdirde bu fasit dediğimiz, nekrotizan fasit dediğimiz çok kötü bir durumda karşı karşıya kalabilirsiniz. Gene bakın bu vakada da bir yanık meydana gelmiş. Kan sulandırıcı ilaç kullanmanın dikkat etmesi gerekiyor, enfeksiyona dikkat etmek gerekiyor ve özellikle de dediğim gibi kas iskelet sistemi ağrıları dışında çok önemli işe yararlı konusunda elimizde maalesef bir veri yok. Efendim çok teşekkür ediyorum, görüşmek üzere, hoşçakalınız.